Bugün Kinetic Omni DSL N300 modelindeki modemi tanıtacağım. Bu VDSL 2 destekli, artı ADSL 2 destekliyor. Bu modem internette araştırma yaparsanız en çok optimum fiyatlarda en çok özellik veren bir modem olarak karşımıza çıkıyor. 3 yıl garantisi var. Artı kinetic.com.tr'deki sayfasına kayıt olursanız 1 yıl daha hediye vererekten 4 yıl garanti elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi kutu açılımını yaparsak şöyle ilk önce kutuyu bir göstereyim. Unique Home Wi-Fi demiş. Yani eşsiz bir şekilde bütün evde Wi-Fi ağını destekliyoruz, sağlıyoruz diyerekten bir sloganla çıkmış. Ondan sonra şöyle kutuyu incelediğimiz zaman güzel, sade ve şık bir kutusu var. Burada hemen baktığımızda bu sloganın açıklaması yapmış. Yedeklenebilir, güvenilir internet, siber tehditlere karşı güçlü koruma, akıllı ev ve IoT nesnenin interneti, iş ihtiyaçlarına tamamen yetkin, kullanıcı dostu mobil uygulama. Buradaki mobil uygulama çok güzel bir şey. Çoğunda yok yani. Bu uygulama sayesinde evdeki internetin adını, Wi-Fi şifresini ve çoğu şeyi izleyip kısıtlayabiliyorsunuz. Dünyanın bir ucunda olsanız internet sayesinde bu şeylere erişip istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ondan sonra özellikleri şurada sıralamış. Kutu içeriğini hemen göstereyim. Şimdi kutumuzu açalım. İlk defa burada açıyoruz. Şöyle açalım. Şöyle baktığımızda bir tane kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Burada ekstra bir şey garanti belgesi buna bir arada şey. Normalde garanti belgelerini aleten koyarlar. Burada kaybolmasın diye herhalde. Hepsi bir arada gelmiş garanti belgesi. Bir adet 3 adaptörümüz. 12 volt 1 amperlik. Ondan sonra telefon hattı priz tiplerinde. Bunu bağlayıp modemimize takabiliyoruz. Yedek şu splitter için, VDSL splitter için şu aparat ara kablo da vermişler. Şöyle bir tane bakayım, evet, CAT5 kablo bilgisayarımıza veya oyun konsolumuza bağlantı yapmak için. Modemimiz şöyle güzel bir poşette çıkartalım. Bu şekilde. 3 tuşu, internet, kablosuz ağ göstergesi ve kablosuz kapatma tuşu. Şurada gördüğümüz yer resetleme tuşu. Burada direkt interneti aldığımız evden veya işte panodan gelen eve gelen DSL kablo giriş yeri. 4 tane portu var. Bu 4 port her biri 100 megabit destekliyormuş. Güç kaynağı giriş yuvamız. Burada modemin bilgileri. Şu havalandırmaları güzel. Isınmayı engellemek için. Direkt duvara monte edebiliriz. Şu şekilde şuradan. Ondan başka yere de koyabiliriz. Ve diğer önemli olan da antenleri. 2 tane 5 dB gücünde anteni var. Bu antenlerimizi şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde çevirebiliyoruz. Bu şekilde çevirebiliyoruz. Yani evde zayıf çeken yer neresiyse bu antenleri oraya çevirerekten oradaki sinyal gücünü artırmaya yarar. 2 tane 5 dB, 10 dB oluyor. Ve şu yan tarafında da modemimizin yan tarafında da bu fonksiyon düğmesi, yani ekstra fonksiyon tanımlayarak modemimizi. Şurada gördüğümüz USB yeri. Buraya hard diskimizi takarak da
içindeki fotoğraflar, videolar, gerek dosyalarımızı internet sayesinde direkt ulaşabiliyoruz yani. O yüzden güzel bir şey. Detaylı kurulum videosu ve internetin performans videosu, hız ayarları, çeşitli ayarlar, onlarla alakalı bir video da çekmeyi düşünüyorum. Modemi kısaca özetlersek, iyi bir internet altyapısı için çok fazla para ödemeden sahip olabileceğiniz bir modem. 128 MB DDR2 RAM var. Wi-Fi sınıfı N300. 2 tane 5 dB anteni var. 4 tane portu var. Her bir port 100 MB destekliyor. USB girişimiz USB 2.0 destekliymiş. Aynı zamanda bu modemi USB'mize 3G 4G destekli bağlantı dongle'ını takarak da evde normal ev interneti olmasa bile mobil internetimizi bu cihaz sayesinde dağıtabiliyoruz yani. O özellik var. Ekstra olarak bu modem fiber altyapısına destekliyor. Yani fiber interneti de destekliyor. Onun için de ekstra modem almadan bunu fiber internetleri kullanabiliyoruz. 2.4 GHz Wi-Fi ağı var. 300 Mbit'e kadar destekli saniyede. NAT desteği var. Belirli bir port açarak yüksek hızda internet vermek için o ayarları, örneğin PlayStation'ınız var. Ona en yüksek hızda veri alışverişini sağlamasını istiyorsunuz. Ona özel IP numaralarını ve bazı kodlamaları, şunları bunları girip onu en yüksek performansla kullanması sağlayan özelliği destekliyor. Yani internet filtresi, Safe DNS, ebeveyn kontrolü, ad guard, reklam engelleyici vesaire, cihaz trafiği ölçümü, çok ekstra özellikler var bu modemimizde. Yazılımsal olarak da desteği çok sağlam. 10 defa güncelleme alabiliyormuş. Yani güncel hızlı performansı olsun diyerekten güncellemeler sürekli firma tarafından yapılıyormuş. Otomatik de güncelleniyormuş kendisi. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip, yorum yapıp paylaşırsanız ve de abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.